Bayram notları. Önce Diyarbakır'dan başlayalım. Bayramda neler yaşadık ve de neler yaşamamamız gerekir ki yaşayamadıktan sözü açarak mevzuları mütalaa edelim. Şehir sakindi. Trafik ve insan yoğunluğu yoktu. Belli ki kent ahalisi mevcut 40 derece yaşan sıcaklığın ve tatil süresinin 9 gün olması münasebetiyle solu dışarıda almış. Çünkü Arefe günü. Kentin iki güzergahı hareketliydi. Biri Elazığ, diğeri ise Silvan yolu. Elazığ yönü, Hazar gölünü, Silvan yönü ise Kulplice, Hani ve diğer kırsal alanların muhteşemliğine kendini bırakmak için akın etti. Bir de Diyarbakır'dan çok sayıda kişinin bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla BAM bölgesine yazlık konumunu almış. O bölgeye yönelik trafik tıkandı. Bunu köy ziyaretinde gördüm ve sorguladım. Her zamanki gibi kentte bulunanlar tarihi Ulu Cami'de bayram namazını kıldı. Saflar eski bayramları yaşatmazsa da hatıra sayılır kalabalık bulundu. Kent protokolü ve siyasiler yer aldı. Mezarlıklarda kalabalıktı. Girişlerde ikramlar, hayırsever vatandaşların sebilmeyen şerbetlerinin tadı ferahlatıcı oldu. Hüzün hakimdi her yerde. Depremle kaybedilen yüzlerce insanın acısı. Ancak bir eleştirim var. Özellikle Mardin den kapı Asri mezarlığında civisnik ve serti hakimdi yürümek, soluk almak neredeyse imkansızdı. İnsanların bir eli yüzünde, diğer eli ise yelpaze misali sinekleri kovmaya çalıştı. Ağzınıza, gözünüze, burnunuza giriyor ve ısırılmadık yerinizi bırakmıyor. Böylesi bir günde mezarlıkların önceden ilaçlanması lazım. Tanıyan bilenlerin en çok tepkisini bu yönde aldım. Bir de trafik ve park alanı yetersizdi. Trafik ve park izole edilebilir ama haşere ve sivrisinek hele ki aşırı sıcakların etkisi altında kabulü zor. Kent protokolünün bayramlaşması vardı. İl valiliğinin arka bahçesi mekan olarak seçilmişti. Sakin ve sade, kalabalık değildi. Nedeni 9 günlük tatil fırsatı bulan kaçtı misali. Bürokratlar noktasında kimse yoktu. Ama il valisi ve genel sekreterle AK Parti milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepola Ataman tam kadro hazırdı. CHP milletvekili Sezgin Tarnıkulu, İl Teşkilatı ve İyi Parti İl Teşkilatı Başkanı Vecdin Ensarioğlu'nun da katılımı renkli bir ortam oluşturdu. Kul isterseniz AK Parti bazda gören ne oldu teşkilatlar değişiyor mu? Kim gidiyor kim kalıyor sorusuna muhatap oldum. Tabi mülaza hali geniş olduğu için ifadelerin ortak kanısı değişim bayram sonrası kapsamlı olacak. Bir ayrıntı dikkat çekecekti Partinin iki MK üyesi bayramlaşmada yoktu. Eski vekiller vardı ama Kayyum ve belediye başkanları da yoktu. Tabi siyasi kulisin yanı sıra bürokratlarında değişim yönünde kulis yoğunluğu vardı. İl ve bölge müdürleriyle hastane başhekimleri kabilinde. Kim kalacak, kim gidecek siyasiler mevcutlardan kimine vize kimine kırmızı kart gösterecek. Doğrusu iki kurum çok ama çok dilendiriliyor. Bilemiyorum bendeki hassasiyetin dışa yansıması mı yoksa herkes aynı fikirde mi? Biri İl Milliyeti Müdürlüğü. İkincisi de İl Sağlık Müdürlüğü. Çok konuşuldu, çok da eleştiriler öne çıkarıldı. Şu kadın ve doğum hastanesinin ilgili ve yetkilileri yine konuşulanların başında gelmeleri bu yönde neşlerin derinden derine vurulması gerekir. Salttepe isimler değil. Her ne kadar isim zikredenler de olduysa da bir dostun beyanıyla eski rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Neyse önümüzdeki günlerde bayram sohbetlerinin fiiliyatına ilişkin sahadaki yansımalarını derinden derine görmemiz gerekir. Mahalle muhtarlarıyla sohbetim oldu. Yakınlıkları birçok mevzu var. Ancak en çok muzarip oldukları deprem sonrasındaki ağır ve orta hasarlı binalarla alakalı yaptırım ve uygulamalardaki zafiyette gecikmelerin yarattığı yüksek dozajlı mağduriyetlerden söz ettiler. Birçok bina ve yapı metruk, yıkılmadıkları için de uyuşturucu ve huş mekanı haline gelmiş. Suçluların barınma alanı, Şehşamil'in 25 yıllık mahalle muhtarının tepkisi ilgililere duyurulur. Beni bayramda en çok sevindiren haberse şu karışan valizler ve kaybolanlarla olan 500 bin lira değerindeki altın hadisesiyle alakalı mutlu son. Kim mevzu Diyarbakır sözü manşetine konu olmuştu. Diyarbakır'dan bayram ziyareti için otobüste Mardin'e giden ailenin içinde kızları MPS tip 6 hastası olan Medine Sayan'ın tedavisi için çoğu borç alınan yaklaşık 500 bin TL'lik altının olduğu valizi yanlışlıkla karışmış bir başka yolcu kendi çantasıymış gibi alıp gitmişti. İşte o valizler karıştı ve altınların kayıpları karışmasıyla Medine ve ailesi per perişan halde çaresizlik içerisinde haykırmıştı Ne olur o çantayı bulun diye Kurban Bayramı ve Medine'nin tedavi olma hayali bir anda kabusa dönmüştü. İşte o kabus iyilik ve doğruluk ölçüyle bertaraf oldu. Çünkü çantayı yanlışlıkla alan aile haberlerde durumu fark edince valiz Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek teslim edildi. Sayan ailesinin valizi polis ekipleri tarafından tutanak karşılığında ailenin yakınlarına verildi. Yeniden altınlarına ve paraya kavuşan Medine Sayan için çifte bayram oldu. Ne diyor kendisi? Üzerimize kabus çökmüştü. Şimdi ben ve ailem çifte bayram yaşıyoruz. Çok mutlu oldum. Bayramım daha da güzelleşti. Herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kayapınar bölgesindeki açık alanlar, 75 ve 50 metrelik yol, bir yanda yeni stadyumun çevresi sağlı sollu yolun ortası dahil akşam saatlerinde adeta açık hava meyhanesi gibi kimi aracında kimi masa kürsü atmış sofra kurmuş ve bu keyfiyetin bir de zengin bebelerin altlarındaki lüks otomobillerle buralarda yarış yapmaları ki bayramın ikinci günü yaşandı iki aracın yarışının son bulduğu kaza bir ölü yedi yaralı bu bölgelerin ivedilikle ıslah edilmesi lazım kolluk kuvvetleri trafik ekipleri görmezden gelmemeli. Çünkü artık buralardan kent genelini yayılan büyük bir tehdit ve tehlike var. Gelirsek ülke ve uluslararası gelişmelerin notlarına. Siyaset yine çatal dilli, hasım karakter, düşünce ve tavrını bize gösterdi. Şu iki mevzu, böylesi muhalefet düşman başına delirtiyor. Birincisi İsveç'teki aşağılık, çirkin, ahlaksızca icra edilen tutum. 2 milyar Müslüman'da infial yaratan Kur'an-ı Kerim'i yakma hadisesine yer küresi tepki koyuyor. Ama gel gör ki kendini muhafazakar gösteren muhalefet dahil yekün, sus pus kesilmiş vaziyette tek bir kanama eleştiri yok. Gelinen nokta açısından kesin bir tavır şart oldu. Evet İsveç'in yüzsüzlüğü, ahlaksızlığı, çirkinliği, rezilliği artık gizli saklı değil. Ayyuka çıktı. Zaten ABD'nin ahlaki yoksunluğu vaki ki diğer NATO üyelerinin de durumu aynı batı deseniz yekün. Hal buyken madem iş İslami kimliğin kapısına dayanmış, öyleyse resmimizin büyük ve yaptırım odaklı olması lazım. Türkiye yek vücut şekilde NATO'dan çıkmaya bile göz almalı. Ve o aşağılık güruh fikriyatın ve inancın sahibi olan İsveç'e müstahak olduğu yanıtı vermesi gerektiği gibi silleyi de yüzüne indirmeli. Sen bizim bulunduğumuz ortama ve işbirliğine layık değilsin diyerek yanıt vermeli. Ki bu dünyaya ders ibret olması gerektiği gibi ibreti alem olmalı. Ki aynı mevzu Ritters'ın Türkiye düşmanlığı. Tepki yine sadece ve sadece iktidardan. Peki ülkede sadece iktidar partisi mi var? Yok, muhalefet nerede? hasım ve kindarlık köreltmiş bir vicdan, izan ve karakter duygusu içerisinde Fransız. Ki bütün hatlarıyla, bütün samimiyetleriyle kınamaları gereken bir mevzuda adam değiller. Neyse, sosyal medyada tıklama rekoru kıran bir afişin görseli var. Ekrem İmamoğlu'na ait bir afiş. Üzerinde yazılan metin aynen şöyle. Kazandık, İstanbul'a kazandırdık. Biliyorum, şimdi bu görseli diyeceksiniz ki vay da vay. De hele arkadaş, sen neyi kazandın ve de İstanbul'a neyi kazandırdın? Yanıt gelir mi bilmem. Ama bu afişin alameti farikası zaman ölçeği içinde her ne kadar bayram zamanı dilimindeysek de bayram değil, seyran değil nedir bu enişte öpme hali? Ey Canan Kaftancıoğlu cephesinden gelen söylem boşuna değil. Kılıçdaroğlu olmasaydı İmamoğlu profilinde biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmazdı. Denir ya taşı gediğine koyan laf bu olsa gerek. Millet İttifakı dağılır mı? Seçim sonrası hali hazırdaki tartışılan ve yanıt aranan sorulardan biri de Millet İttifakı dağılır mı yoksa mahalli seçimlere odaklı yola devam mı edecek? Bu minvalde yapılan son anketler, özellikle CHP ve İyi Parti ekseninde gerek dışa vurmalar, yani karşılıklı söylem ve eylemler ve gerekse parti içerisindeki hesaplaşmalar, ittifak odaklı, eksi yönüyle ilgili çok sert tartışma ve ayrıştıran dilin hakim olduğunu görüyoruz. Netekim bu hakimiyet anketlerde de kendini gösteriyor. %56,5 oranında seçmen, ittifak mahalli seçimleri varmadan yerli yeksan, yerli yani darmadan olacak. Yerel seçimlere kadar devam edeceğini söyleyenler ise %26,7. Yerel seçim sonrasında devam edeceği görüşünü benimseyenlerin oranı ise %16,8. Tabi bu anket İyi Parti Kongresi ve Akşener'in o bin pişmanın beyanı öncesi yapıldı. İnanıyorum ki bugün yapılsa ve seçmene aynı sorular sorulsa siz neyin ittifakından bahsediyorsunuz diyenlerin oranı %80'lere vurur. Çünkü ittifak diye bir şey kalmış değil ki. Sizce var mı? Bayramı yaşayabiliyor muyuz? Samimi ve ihlaslı bir fikri beyanla nerede? Ne bir coşku, ne bir hoşnut ortam, ne bir tören, ne bir bütünlük içerisinde atmosfer oluşturma, ne tören, ne hediye, ne de gelenek ve göreneklerin çizgisinde sokağa yansıma, ne de sevginin, muhabbetin, birliğin, dirliğin ve ümmet çığarının hükmüyle estirilen bir rüzgar. Yani nerede o eski bayramlar, haset ve fikrenin dışında, günümüz ölçeğinde zerre miskal bir yaşanmışlık yok. Bayram sözde var ama işi öze ve somuta geldiğinde yok arkadaş yok. Çünkü hiçbirini yaşamıyor, yaşama zahmetine de girmiyoruz. Vaki olan da herkes aynı fikri ve düşünceyi paylaşıyor ama temennide de kalıyor. Öyle mi? Günün sözü, işin özüne ve mağarasına inmeyen sözün kıymet harbiyesi olmaz. Görüş önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyüktümur etotmal.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter et Ömer Büyüktümur